Devasa bir şey var, bu ne? Rüzgar sesi var ya, acayip geliyor burada. Ben bu hamakta tabii kitap okumakta zorlanırım, uyurum yani. Londra'ya alternatif Kartepe telefonu. Çok güzel bir yere geldik. Burada bir misafirimiz var, bizden simit istiyor. Ceylan olduğunu varsaydım, hayvanlar karşıladı. Geyiklerde de bazen bu türler oluyor ya. Ormanya'dan merhaba. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir doğal yaşam parkı. İçerisinde güzel vakit geçireceğiniz pek çok alan var. Nerede? Hemen Sapanca Gölü'nün yanında. Sakarya'dan çıkıyorsunuz, Kocaeli'ye giriyorsunuz, geliyorsunuz. İstanbul'a da çok yakın, o yüzden çok cazip bir mekan. Çocuklar için özellikle müthiş bir alan burası. Buraya gereken bir rota çizebilirsiniz. Sapanca Gölü'nün kıyısında bir yer. Buradan Serdivan Göl Park'a geçebilirsiniz veya Sapanca'nın karşı kıyısında olan normal Sapanca ilçesinde bulunan Sapanca sahillerine gidebilirsiniz. Orada bulunan bazı mesire yerleri, alabalık yerleri var. Oralara uğrayabilirsiniz. Marşukaya'da kahvaltı yapıp ondan sonra buraya gelebilirsiniz. Seka Park var yine yakında. Oraya gidebilirsiniz. Seka Kağıt Müzesi. Bunlar buraya yakın yerler. Kartepe aynı şekilde. Karlı bir mevsimde gelirsiniz. Belki veya bahar gibi, mart gibi karlar devam ediyor durmaya. Öyle bir mevsimde Kartepe ile beraber birleşip böyle bir rota yapabilirsiniz. Sadece dinlenmeye ve piknik yapmaya, kamp yapmaya da gelebilirsiniz. Bizim bir de burada bir evimiz var. Küçük ama idare eden insanın kendi evi gibisi yok. Tabii ki ormanın içinde olması ayrı bir güzel. Şimdi o eve doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet, evimizi gördünüz, geldik. Fakirhanemiz burası. Şaka şaka tabii ki burası. Hobbit evleri bir filmin çekiminde kullanılmış. Galiba çocuk filmiydi. Gamonya. Evet, Gamonya filminin çekiminde kullanılmış. Şimdi böyle bayağı ilgi çekiyor. Yerli yabancı gerçekten geliyor, şaka yapmıyorum. İnsanlar burayı ziyaret ediyor. Ormanya'yı ziyaret ediyor zaten. Güzel bir ortam. Geldik buraya. Burada bir Bay Bilge var. Bay Bilge, burada bir kütüphane varmış. Orman kütüphanesi. Nerede biliyor musunuz? Sanki yanı işaret etti. Evet. Bence yan taraf işaret etti. Ve burası orman kütüphanesi. Gidiyoruz bakalım ne varmış içeride. Burada bir bilgi var. O da Osmanlı İmparatorluğu döneminde Hicaz Demiryolu İzmit geçişine dikilen asırlık çınarlardan ömrünü tamamlamış olanlar orman kütüphanesi yapımında tekrar değerlendirilerek kitaplığa dönüştürülmüştür diyor. Kuruyan ağaçlar burada güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Orman kütüphanesindeyiz. Böyle kuş evlerine benzeyen küçük küçük dolaplar yapmışlar. Buralardan kitapları alıp okuyabiliyorsunuz. Nerede? Şu arka tarafta salonlar yapmışlar. Kitap okuma alanları. Farklı ağaç isimleriyle işte meşe, gürgen, kayın okuma salonları şeklinde okuma salonları yapmışlar, alanları yapmışlar. Açık havalarda, yani yağmur olmayan havalarda, yağışsız havalarda değerlendirilebilir. Güzel bir ortam. Şimdi biz nereye? Kayın okuma salonuna doğru gidiyoruz bakalım. Evet, yüzme güneş vuruyor. Hamakta, okuma salonunda hamaklar kurmuşlar. Okuma alanında diyelim daha doğrusu. Ben bu hamakta tabii kitap okumakta zorlanırım. Uyurum yani, hele güneş varsa. Burası da böyle güneş yüzünüze tatlı tatlı vuruyor. Güzel bir ortam. Ben okuyamam şahsen. Keyfini çıkartırım. Ama tabii hamakta kitap okumayı sevenler için de tercih edilebilir.
şimdi ben buradan bir kitap aldım. Daha doğrusu bir kitap gördüm açtığım dolapta. O da bu Bin Muhteşem Güneş isimli kitap. Afganistan'da geçiyor. Neden bu kitabı anlatıyorum? Çünkü ben bunu yakın zamanda okumuştum. Sonunda şöyle bir yer geçiyor. Onu söyleyeyim. Diyor ki Taliban'ın daha şimdiden yeniden örgütlendiğinden ve göç almak üzere döneceğinden dünyanın bir kez daha Afganistan'ı unutacağından dem vuranlara bir yanıt olduğunu biliyor diye bir bölüm geçiyor. Ben bu kitabı bitirdikten kısa bir süre sonra Afganistan'da tekrar Taliban iktidara geldi. Yönetime geldi. Yani ilginç bir durum oldu. Dünya hali diyoruz biz buna. Evet, dünya hali. Burada minik bir kitap kurdu var. Kendisi şu an okuyor. Sesli okur musun? Çambalı en çok kızıl. Burada ne varmış? Orman sesleri diyor buraya. Gördüğüm kadarıyla megafon yapmışlar buraya. Sesi buraya vermesi için diye düşünüyorum. Lütfen megafona zarar verme. Megafonlara çıkmak tehlikeli ve yasakmış. Evet, kurallara uyalım. Bir kulak verelim bakalım ne duyuluyormuş. Bana sesler bu taraftan geliyor. Ters taraftan ama bu tarafa geçip konuşursan ses geliyor. Aa! Evet, orman sesi bu oluyor galiba. Yani oradan biri konuşunca ses geliyor ama rüzgar sesi ben bu taraftan daha fazla aldım. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Burada da ilginç megafonlar var. Acaba neymiş? Kimler gibi duyuyormuşuz burada? Filler dünyadaki en büyük kulaklara sahiptir. Onlar gibi duymaya hazır mısınız? Evet, hazır mısın onlar gibi duymaya? Geliyor mu sesler? Kulaklarını yasla. Hey! Duyuyor musun beni? Evet. Evet, fil kulaklı bir çocuk. Filler gibi duyan bir çocuk var burada. Bakalım duyuluyor mu? Ben de deneyeyim bir. Ses gelir mi acaba? Oh, benim kafam sağar mı bir kere buraya? Rüzgar sesi var ya, acayip geliyor burada. Hakikaten çok güzel. Bir deneyeyim bakalım, şuraya göstereyim. Oo, gerçekten burada iyi hissediliyor. Evet, güzelmiş. Farklı bir şey buldum sonunda burada. Etkili ve güzel. Mutlu oldum. Basit şeylerden mutlu olmayı bilen bir insanım ben, o yüzden bundan da mutlu oldum. Doğafon diyor burada. Doğafon Londra'ya alternatif Kartepe telefonu. Bunu dünyaya yaymamız lazım. Şaka bir tarafa. Evet, güzel. Kırmızı renkleri severiz. Burada bir telefon gibi bir şey var. Telefon yok, sadece sayılar var. Bir de çocuk var. Gidiyoruz, devam bakalım. Orman megafonlarından doğanın sesini dinledik. Bazılarından duyduk, bazılarından duyamadık. Eğlendik, güzeldi. Şimdi bakalım burada devasa bir şey var. Acaba... Hayır, bu tarafta. Ben oraya bakıyorum, tabela gördüm çünkü. Şimdi buraya bakıyorum, devasa bir şey var. Bu ne? Aman Allah'ım. Kaçın! Kaçın! Güzel bir şey. Ormanda internet yok ama söz veriyorum daha iyi bir bağlantı bulacaksın diyor. Hobbit evlerinden sonra dev görmek bizi farklı alemlere götürdü diyebiliriz. Şurada tabelalar var. Sarı parkur, turuncu parkur diye. Şimdi burada 5 tane de yürüyüş parkuru var. Sarı parkur, turuncu parkur, mavi parkur, yeşil parkur ve kırmızı parkur. Sıralama karışmış olabilir. Biz yürüyüş parkurunda değiliz çünkü çok vaktimiz yok. O yüzden yürüyüş parkurlarını kullanmıyoruz bu sefer. Ama normalde kullanmak isterdim. Burada tabiatın içerisinde huzurlu bir ortam, tadını çıkarmak güzel olurdu. Bir de şu testere sesleri, motorlu testere sesi gelmeseydi şu an daha güzel olurdu ama ben bunu anlatırken motorlu testere sesi gelmesi tabii biraz değişik oldu. Neyse, siz onu duymayın. Duymazdan gene. Belki de gelmiyordur ses diyeceğim de nasıl gelmesin. Şimdi biz çok güzel bir yere geldik. Burada ceylanlar var. Koşuyorlar. Evet. Göstereyim şöyle. Geyik mi yoksa bunlar? Ben türleri ayırt edemiyorum ama onlar için de güzel, geniş bir alan. Yaşam parkı olması güzel. Dar bir alana hapsedilmiyorlar. Bildiğiniz ormanın içerisindeler. O yüzden güzel. Ses de çıkar. Merhaba. Kaçma. Hayvan çiftliği alanına doğru gidiyoruz. Ama önce bize ceylan olduğunu varsaydım hayvanlar karşıladı. Geyiklerde de bazen bu türler oluyor ya. Boynuzsuz karıştırıyorum. Merhaba. Böyle güzel renkli renkli kuş yuvaları da var. Güzel bir ortam. Aa, buradaymış dibimizde.
Yanımızdakini görmüyorum. Evet, burada geyik var. Boynuz dökmüş. Evet. Burası da yaban yaşam alanı. Şimdi alageyiklerin oradayız. Şu an hepsi dinlenmedeler. Bayağı sayıları da fazla burada. Biraz zoom yapmaya çalışayım ben. Yakınlaştırsak mı acaba? Evet, biraz yakınlaştırdık. Görünüyorlar şuradan işte. Bu niye ayrı acaba diğerlerinden? Hey! Gel. Gel gel gel. Aydınlandık. O ilk gördüklerimiz Karaca'ymış. Geyik de değil, ceylan da değil. Yazıyormuş burada, bu tarafta yazıyormuş. Neyse, doğru bilgi vermiş olduk en azından. Çocuk ve çocuk hayvanat bahçesi bir arada haliyle girmemiz gerekiyor. Artık bu bir zorunluluk. Engelli kuşlar barınağı diyor. Düşkün leylekler. Yaralanmış bunlar. Yolculuk sırasında tedaviye alınıyorlar. Bakımları yapılıyor burada. Leylek kanadını açtı. Zaten gıdı 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 at dediğinden belli. Tavuk. Burada pijamalı eşekler var. Yani zebralar. Siyah üstüne beyaz mı, beyaz üstüne siyah mı? Siyah üstüne beyaz. Evet, doğru bilgi. Aa, bir leylek kaçmış. Burada bir lama var. Kızdırırsanız tükürüyorlar. Deve kuşlar var bak burada. Şu an kafalarını gömmüş gibiler. Geliyor, yaklaşıyor. Geliyorlar, evet. Bir bilgi daha öğrendik. Bir erkek, üçte dişi varmış tabii. Nereden biliyoruz? Çünkü erkekler siyahtır, dişiler kahverengi. Evet. Kamerayı kaptırmayalım, var ya. Gider gider. Korkuyorum daha. Neyse, ben çok yaklaştırmayayım yine de. Çay molası verdik. Belediyenin işlettiği mekanlar var burada. Fiyatlar makul. Mola verirken gözünüz korkmuyor en azından. Bir tane kaçak var. Rengarenk, çok güzel. O da kafeye gelmiş burada. Çay falan içmek istiyorsan ikram edelim. Merhaba. Belki ister. Gel. Evet. Demek ki istiyormuş gerçekten. Burada bir misafirimiz var. Bizden simit istiyor. Çok güzel, çok tatlı bir misafir. Afiyet olsun. Çok güzel ya, gerçekten. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Bitti artık, bizde de bitti. Senin koca göbüşünü doyuramayız ki biz. Bitti. Çocuk hayvanat bahçesi gezimizi de bitirdik. Şimdi artık ayrılma zamanımız geldi. Ormanya çok güzel bir yer. Gelin, İstanbul'a yakın, Sakarya'ya yakın, Kocaeli'ye yakın. Zaten Kocaeli sınırlar içerisinde. D100 karayolunun hemen yanında, Sakarya ile Kocaeli arasında. Buraya gelin, güzel vakit geçirin. Yeni bir seyahat noktasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.